Sevgili izleyiciler, kıymetli küçükler, Bilin Bakalım programıyla sizlerle Bursa'dayız. Bu programda ilginizi çekecek pek çok konuyu anlatacak ve sizi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne davet edeceğiz. Bilmek ve uygulamak konusundaki farkındalığınızı geliştirmeniz ve unutulmaz deneyimler yaşamanız için sizi buraya bekliyoruz. Ve çocuklar, şimdi ne mi anlatacağım? Beni izlemeye devam edin. Sevgili izleyiciler, bu bölümde size kısaca ses ve görüntü aktarımının aşamalarını anlatacağım. Telgrafın icadı, haberleşme alanında dünyada atılan en büyük adımlardan biridir. Morse alfabesini kullanan bu telgraf düzeni, artık yaşamamızda pek yeri olmayan ama günümüzde kullandığımız sesli ve görüntülü iletişime ilham vermiş olan bir icattır. Telgraf, elektrik akımının tellerle taşınıp bir elektromıknatısla birleştirilmesiyle oluşan bir cihazdır. Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektronik ses alıp verme aygıtıdır ve 1876 yılında Alexander Graham Bell tarafından icat edilmiştir. Alo, alo, alo. Telefon iletişiminin nasıl gerçekleştiğini anlatan bu düzenekte ağzımdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik sinyallerine çevrilmesini, sonra da bu sinyallerin yeniden kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesini deniyorum. Alo, alo. Telefon, birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve düzenekler arasında. Bu tüplü ekran çoktan eski nesil olmuş bir televizyonun parçası ve bu ekranda şimdi kendimi izleyebiliyorum. Televizyonlarda görüntünün oluşmasını sağlayan katot tüpü içinden ekrana doğru gelen ışınlardır. Bu ışınları yüksek gerilimde tüpten dışarı doğru çıkan elektronlar oluşturur. Bakın, bahsettiğim bu elektronların yönünü nasıl değiştiriyorum. Şimdi hep birlikte bu stüdyo düzeneğinde çekim yapma ve yayınlama ilkelerinden biri olan Green Box'ı, yani yeşil ekran teknolojisini uygulayacağız. Bu sinema tekniğinde önce düz yeşil renkli alan önünde istenen sahneler çekilir. Ardından özel bir bilgisayar programıyla bu tek renk arka plan silinir ve yerine istenen görüntüler konur. Bu teknolojiyle uzayda geçen bir film, hatta evrende olmayan ve tamamen bilgisayar yapımı filmler çekilebiliyor. İşte çocuklar, yeşil ekran teknolojisini uygulamalı görelim. Yeşil ekran teknolojisinde önce arkama bir resim belirliyorum, bir ortam ve bölge belirliyorum. Şu an Ulu Cami'deyim, görüyorsunuz. Bakalım başka neler var? BTM var. Hemen önümdeki mekanizmadan BTM, yani Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni seçtim. Bakın, işte Bilin Bakalım programı burada çekiliyor ve önündeyim. Çok güzel ama ben farklı bir şey yapayım, ne olsun. Bu aralar havalar biraz soğuk gidiyor. Hava durumu sunayım. Çünkü bu önümdeki alanlardan birinde hava durumu seçeneği de var. Haber stüdyosu var ama hava durumunu sunmak istiyorum belki de. Hava durumu ekranı hemen buraya bastığımda arkama yansıdı. Ve şimdi evet, görüyorsunuz, güneş var, yağmurlu bir ekran. Ve şimdi ne yapmam gerekiyor? Kayıda başlamak için buradaki butona basmam yeterli. Bastım ve birazdan hava durumunu size aktaracağım. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmelere göre Marmara, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Muğla, Kırşehir, Aksaray, Sivas, Trabzon, Rize, Artvin ve Elazığ çevreleriyle Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Böylece ülkenin havasını da öğrenmiş olduk. Havalar nasıl olursa olsun biz havamızı muhafaza edelim. Şimdi işimiz bitmedi. Bunu açıkladıktan sonra ne yapıyoruz? İsmimizi yazıyoruz, mail adresimizi buraya yazıyoruz ve kaydı tamamlamış oluyoruz. Ve bu sunduğumuz kısa hava durumu bizim kendi mail adresimize düşüyor çocuklar. Ve YouTube'dan da keyifle o görüntüleri izleyebiliyoruz.
kaydı başarıyla tamamladık ve bu kayıt şimdi benim cep telefonuma yani mail adresime geldi. Birazdan o kaydı size göstereceğim. İşte mail adresime az önce yaptığım hava durumu sunuşunun kaydı geldi ve bir YouTube linki gönderildi bana. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nden ona tıkladığımda bakın çocuklar. Fena da hava durumu sunmuyorum ha. Sevgili izleyiciler, kıymetli küçükler, Bilin Bakalım programımızın bu bölümünde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'ndeki farklı bilimsel konuların ancak ufak bir kısmını anlatabildik. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız hepinizi buraya, yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne bekliyoruz.